981 ilimize 973 ilçeye sıçrayacak olan Cumhuriyet Ateşleri, hepiniz hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Bugün bir ucunda birinci meclis, bir ucunda Ankara Palas, bir ucunda Türkiye İş Bankası'nın ilk binası, bir ucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası olan tarihi bir kavşaktayız. Ve bugün biz tarihi bir kavşaktayız. Bu ülkeyi kuranlar, bu ülkeyi kurtaranlar 23 Nisan 1920'de bu binanın içinde kararı verenler ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetenler kimseden ama kimseden korkmadılar. Ne dünyanın en güçlü o dönemin devletlerinden, onların ordularından, işgal kuvvetlerinden, ne onların içerideki işbirlikçilerinden, ne de korkarak efendim milli mücadeleye gerek yok, anlaşalım. Cumhuriyet ilanından önce birilerine danışalım. Mandaya girelim, himayeyi savunalım diyen korkaklara inat. Bu binadakiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları korkmadılar. Bu memleketi onlar kurtardılar. Bu cumhuriyeti onlar kurdular. Şimdi bu tarihi kavşakta yepyeni bir kavşaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeye çağdaşlaşmayı, gelişmiş ülkeleri yakalayıp geçmeyi, bilimi, irfanı, teknolojiyi ve elbette aydınlanmayı başlatmış, öğütlemiş ve miras bırakmışken, üzülerek ifade etmem gerekir ki bugün maalesef başta kadınlar, koruyamadığımız kadınlar, haklarını koruyamadığımız, en önemli hakları olan yaşam haklarını koruyamadığımız kadınlar, cumhuriyetin emanet edildikleri, öyle ya, bu cumhuriyet kuruldu ve birilerine emanet edildi. Askerdi. Askerlere, genelkurmay başkanlarına emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Siyasetçiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştu. Genel başkanlarına emanet edebilirdi. Yapmadı. Devletin kurucusuydu. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edebilirdi. Yapmadı. Cumhuriyeti ne orduya, ne partiye, ne siyasete, kurduğu cumhuriyeti gençlere, siz gençlere emanet etti. Bu yüzden Cumhuriyet Bayramı'nda bugün Türkiye'deki her 4 gençten 3'ünün umudunu kaybedip bilhassa son yerel seçimlere kadar umudunu kaybedip yurt dışına gitmek istediğini anketler yazıyordu. Hepimiz biliyoruz. 31 Mart'ın yarattığı umutla bir durdular. Bir bakıyorlar. Bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Ama bu ülke gençlerin umutlarını kırmaya, onları üzmeye, özgürlüklerini ellerinden almaya, geleceklerini ellerinden almaya, liyakatsizliğe, kendisine sadakat etmeyen kimseye yaşam hakkı tanımayan bir yönetim yüzünden umutlarını diri tutmak isteseler de mutlu değiller. Diğer yandan bu ülkede refah yok, bu ülkede demokrasi yok, bu ülkede eşitlik yok. Yani cumhuriyetin temel felsefesi,
herkese eşit, ayrımsız ve zengin bir ülke yaratma felsefesi maalesef terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının sadece savaş cephelerinde değil, sivil olarak da sosyal, ekonomik, bireysel hakların garantisini temin eden bir sistemin inşası için yürüttükleri mücadele bugün ülkeyi yönetenler tarafından yarım bırakılmıştır. Ve demokrasiye, adalete, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak bugün ülkeyi yönetenlerin ya da duvarlardan, binalardan ibaret devletin değil, bugün bu görev milletindir, hepimizindir, hepinizindir. Bir yandan korkuyu örgütleyenler, terör örgütleri eliyle ya da mafya liderleri eliyle bu ülkeyi korkutarak, sindirerek bu ülkeye istikamet vermeye çalışanlar var. Onların karşısında dimdik ayakta durmak ve cumhuriyetimizi hedeflerinden geriye götürenlere karşı adaleti ve demokrasiyi şahsi çıkarlarına göre kısıtlayanlara karşı emeklileri, çiftçileri, esnafları savunmak için bir kişi için bir anayasa değişikliği hesap edenlere karşı ya da bir kişinin geleceği için sözde bir kişinin umut hakkı için bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı bizim hep birlikte milletin sesini yükseltmeye ve büyük bir cesaret göstermeye, demokrasiye, kardeşliğe ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Onun için bugün buradayız. Kendi hedefleri için milleti sefalete, güvensizliğe sürmek isteyenlerin yaptıklarını hep beraber görüyoruz. Kimse unutmasın ki kardeşliğimizin, bir arada yaşama irademizin ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir teminatı varsa o da Atatürk'ün eseri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.